Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün özel bir video ile sizlerle birlikteyiz. Sizden ricamız bu videoyu bütün platformlarda Twitter olur, Instagram olur, Facebook olur özellikle. Özellikle bu taşeron ve dörtte işçi, kamu işçi gruplarında bu videoyu paylaşmanız arkadaşlar. Neden paylaşmanız? Çünkü bu videoyu sizler için yaptık arkadaşlar biz. Bize videolar altında genelde bu üç temel sorun hakkında video yapmamızı istiyordunuz arkadaşlar. Bir tayin hakkı 2000 TL en az seyyanen zam 2020 için konuşuyorum. Üçüncü de yüzdelik dilim hakkı arkadaşlar. Bu hakların sesinizin duyulması amacıyla arkadaşlar videoyu yaptık sizlere. Dediğimiz gibi bu videoyu paylaşırsanız sosyal medya platformlarında ya da kendi kişisel Facebook hesaplarınızda en azından sesimiz duyulur arkadaşlar. Biz de bu videoyu dediğimiz gibi sizler için yaptık arkadaşlar. Bu taşeron 4D işçisi ve kamu işçileri adına bu videoyu. O zaman hemen detaylara girelim arkadaşlar. Evet 4D ile işçilerin hayatı 3 başlık. 1. En az 1000 TL seyyanen zam. 2. Yüzdelik dilim hakkı. 3. En çok da talep edilen tayin hakkı. Maaş zamlarından sonra arkadaşlar. Detaylara bakalım. Kamu kurumlarında çalışan 4 Dilli personelleri 1000 TL seyyanen zam taleplerini 2020 TİS öncesi dile getiriyor. Çalışma Bakanlığı'na teklif sunulması beklenirken yüzdelik dilim ve tayin hakkı ise işçilerin düzenleme bekledikleri bir diğer alan. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve yaşanan son gelişmeleri videomuzda sizler için derledik arkadaşlar. İşçilerin yeni sözleşme süreci için zaman daralıyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden yetkili sendika hem yüksek maaş zam oranı hem de diğer mali sosyal haklar için önemli kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor. Listenin ilk sırasında maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı bulunuyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yüzdelik dilim 1000 TL seyyanen zam ve tayin, tayin hakkı. İşçilerin yeni sözleşme döneminde bekledikleri en önemli düzenleme bildiğiniz gibi maaş zammı arkadaşlar. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya geçen taşeron işçilere her 6 ayda bir %4 zam yapılmasına ilişkin karar verilmiştir biliyorsunuz arkadaşlar. Enflasyon oranları karşısında eriyen bu oranların önemli oranda zam bekleyen işçilerin ilk talebi en az 1000 TL senyane zam. İşçilerin beklentileri arasında yüzdelik dilim konusu da bulunuyor. Maaşların kadroya alınmadan önceki asgari ücrete göre yeniden belirlenmesini isteyen işçiler bu düzenleme ile maaş düzenlemesini talep ediyorlar. Bir diğer alan ise tayin hakkı. Aile birliği konusunda sorun yaşayan işçiler hükümetin bu alanda bir düzenleme yaparak şehirler arası tayin hakkının yeni sözleşmede yer almasını istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Hak i̇ş Sendikası tarafından gelen iş kolu düzenlemesi taleplerine değinen Çalışma Bakanı Zehra Zümrü Selçuk bu tartışmalar sona erdirmişti. Hatırlarsınız bu konuda video da yapmıştık arkadaşlar. Ekranda videonun bitiminde onu da izleyebilirsiniz. Bakan Selçuk iş kolu tartışmasına ilişkin konuşmasında zaten o kararname Mayıs'ta yürürlüğe girdi. O kararnameyi de biz dün videolaştırmıştık arkadaşlar. Kanalımızda bulabilirsiniz. Sendikalarda o zaman bir şey söylemedi. Kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamu uyg kamuda uygulanmasın? Bizim öyle bir beklentimiz yok ifadelerini kullanmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni sözleşme dönemi 1 Kasım 2020. Kamu kuruluşlarında çalışan işçilerin yeni sözleşme dönemleri 1 Kasım itibariyle başlayacak. 2020 tez görüşmelerinin ise bu tarihten önce başlaması bekleniyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sizler için bu dediğimiz gibi sizlerden ricamız bu videoyu sağda solda sosyal medya platformlarında paylaşmanız. En azından sesiniz duyulur. Yetkili mercilere istekleriniz iletilir. Çünkü YouTube önemli bir platform arkadaşlar. Ses duyulmada önemli bir platform. Eğer bu video çok izlenirse sağda solda çok yer almaya başlayacak bilginiz olsun. YouTube çünkü izlenen videoları her yerde göstermeye başlıyor. Ve ekranda da bu gördüğünüz 4 TL işlerin hayati 3 başlık 1000 TL Yani zam yüzdelik dilim ve tayin hakkı herkes görecek arkadaşlar. O yüzden paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Daha önceki hiçbir videoda böyle bir şey yapmamıştım biliyorsunuz. Sadece bu videoya özel sizin açınızdan size özel bir video. O yüzden paylaşmanızı rica edeceğim. Ve son bir şey eğer da çalışan işçiyseniz YouTube'un tek özel haber yapan kanalıyız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız hiçbir videoyu kaçırmazsınız diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.